Geçen hafta termodinamik çevrimleri biraz daha detaylı inceledik. Bu çevrimlerde delta H ve delta U gibi hal fonksiyonlarının değerlerini hesapladık. Bunlar bir hal fonksiyonu olmalarından dolayı başlangıç ve bitiş noktaları aynı olmak kaydıyla veya bir çevrim durumunda bir değişim göstermekteydiler. Ayrıca hal fonksiyonu olmayan iş ve ısı gibi fonksiyonların değişimine de baktık. Bunların değişimlerinin çevrim sonunda sıfırdan farklı olduklarını gördük. Bir çevrimle zaten iş yapabilirsiniz. Aynı zamanda sistem de çevre ile ısı değişimi yapabilir. Bu değerleri de hesaplamıştık hatırlıyorsanız. Ayrıca pek aşina olmadığınız ve integral dq bölü t'ye eşit olan özel bir fonksiyona bakmıştık. Bu özel fonksiyona da ds demiştik ve bu ds en azından bizim incelediğimiz çevrimler boyunca bir hal fonksiyonu olarak davranıyordu. Yeni çevrim boyunca net bir değişim göstermiyordu. Bu hususa ileride daha detaylı bir şekilde bakacağız. Daha sonra termokimyaya bakmıştık ki bugün de bu konuya devam edeceğiz. Buradan çıkan en önemli sonuç reaksiyon entalpisinin tanımlanabilmesiydi. Elimizde tepkenlerden çıkarak ürünleri veren bir reaksiyon olsun ve biz de bu reaksiyonun ısısını arıyor olalım. Tabii bu reaksiyonu sabit basınç altında gerçekleştirdiğimizi söylemeye gerek yok. Bunu yapmanın en iyi yolu bir çevrim oluşturmaktır. Bir çevrimde tepkenleri ve ürünleri kendilerini oluşturan elementler cinsinden gösteriyorduk. Bu elementler kararlı hallerinde bulunmaktaydı. Yani oda sıcaklığında ve 1 bar basınç altında en kararlı hallerinde bulunmaktaydı. Burada yapılan iş önce tepkenleri alıp elementlerine ayırmak, daha sonra bu elementleri birleştirerek ürünleri oluşturmaktı. En son olarak bu işlemin entalpilerini buluyor ve bunların toplamından da reaksiyon entalpisine geçiyorduk. Buradaki delta H değeri tepkenlerin oluşma entalpilerinin toplamının eksi işaretlisi ve buradaki delta H değeri de ürünlerin oluşma entalpilerinin bunlar bulunduktan sonra kolaylıkla reaksiyon entalpisine geçilebilir. Buna göre reaksiyonun delta H değeri ürünlerin delta H oluşma değerlerinin toplamından tepkenlerin delta H değerlerinin toplamının çıkarılması olur. Tabii bunu yaparken her tepkenin ve her ürünün mol sayılarının da göz önüne alınması gerekir. Bunu biraz daha dikkatli yazarsak delta H değeri bir I türü için oluşan ürünlerin stoikiyometrik katsayılarıyla delta H oluşma değerlerinin çarpımlarının toplamından aynı toplamın tepkenler için olan değerinden çıkarılması şeklindedir. Yani kısaca ürünlerin delta H oluşma entalpilerinin toplamından tepkenlerinkini çıkarmak suretiyle reaksiyon entalpisi bulunabilir. Evet. Şimdi temel bir örneğe bakalım ve metanın yanma reaksiyonunu alalım.
Elimizde metan gazı var. Ve bu 2 mol oksijenle birleşerek karbondioksit gazı ve sıvı su vermekte. Tabii bu reaksiyon oda sıcaklığında ve atmosfer basıncında cereyan ettiğini farz ediyoruz. Dolayısıyla yukarıda gösterdiğimiz işlemleri buna uygularsak ve buradaki maddeleri elementlerine ayırırsak, örneğin metan gazını alırsak, katı karbon ki bu grafit elmas değil, çünkü oda şartlarında karbonun en kararlı hali grafit. Ve 2 molde oksijen gazı çıkar. Bu reaksiyonun ısısı ise CH4, yani metan gazının oluşma entalpisine eşittir. Burada da oksijenimiz var. Burada 2 mol oksijen görüldüğü gibi mol gaz eşittir ve oksijenin oda sıcaklığında ve atmosfer basıncındaki elemental hali budur. Bu durumda gaz halindeki oksijen molekülünün oluşma entalpisi oksijenin sıfırdır. Bu işlemin ikinci safhasında ayırdığımız elementleri birleştirerek ürünleri oluşturacağız. Dolayısıyla elimizde bulunan grafit halindeki katı karbon ile oksijen gazı birleşerek karbondioksit gazı meydana getirecek. Tabii bu reaksiyonun delta H oluşma entalpisi artı 1 değerinde olacak. Ayrıca 2 mol hidrojen gazı ile 1 mol oksijen gazı birleşerek 2 mol su vermeli. Tabii bunun da bir oluşma entalpisi var. Tamam değil mi? Elimizdeki çevrimi oluşturan basamaklar bunlar. Dolayısıyla bunları birleştirirsek veya yukarıdaki çevrimin her iki basamağını da gerçekleştirirsek temel reaksiyonu yapmış oluruz. Dolayısıyla reaksiyon ısısı 1 mol karbondioksitin oluşma entalpisi artı 2 mol sıvı suyun oluşma entalpisi eksi 1 mol metan gazının oluşma entalpisi şeklindedir. Bu değerler tablolar halinde mevcuttur. Dolayısıyla bu yöntem bu tip bir reaksiyonun oluşma ısısını bulmak için son derece kullanışlıdır. Kitaplarınızın sonunda birçok maddenin oluşma entalpisinin listelendiğini göreceksiniz. Ayrıca referans kitaplarda çok daha kapsamlı listeler mevcuttur. Bu kitaplarda olağanüstü sayıda maddenin oluşma entalpilerini bulmak mümkündür. Dolayısıyla bu tabloları kullanmak suretiyle çok sayıdaki reaksiyonun oluşma entalpisi belirlenebilir. Bu tabloları kullanmak suretiyle aklınıza gelecek birçok reaksiyon oluşma ısısını hesaplamanız mümkün. Yukarıda size verilen çevrim tepkenleri elementlerine ayırıp daha sonra bu tepkenlerde ürünleri oluşturmakla sınırlı değil.
Bu çevrimi birçok farklı reaksiyona uygulayabilirsiniz. Örneğin elimizde grafit halindeki karbonun oksijen gazı ile birleşerek karbon monoksit gazı verdiği bir reaksiyon olsun. Normal olarak karbon ile oksijen birleştiğinde karbon monoksit değil, karbon dioksit oluşur. Ancak önce karbon monoksit oluşur ve oksijenle birleşerek karbon dioksiti oluşturur. Buradan karbon dioksit için elde edilen değerleri kullanmak suretiyle reaksiyon ısısı hesaplanabilir. Tabii elementlerden de başlayabilirsiniz ve karbondioksitin bilinen oluşma entalpisini alabilirsiniz. Daha sonra karbonmonoksit artı 1 bölü 2 mol oksijen eşittir karbon dioksit reaksiyonundan karbonmonoksitin oluşma entalpisine geçebilirsiniz. Bu işi bir kere yaptıktan veya reaksiyon entalpisini bulduktan sonra buradan önemli sonuçlar çıkarabiliriz. Örneğin reaksiyon başladıktan sonra ortama ısı mı verileceği yoksa ortamdan ısı mı çekileceği rahatlıkla belirlenebilir. Bunlara örnek eczanelerden aldığınız ısıtıcı veya soğutucu paketlerdir. Bu paketlerin muhtevası ortama ısı verecek veya ortamdan ısı çekecek şekilde ayarlanmıştı biliyorsunuz. Eğer reaksiyon entalpisi negatif bir değerse veya sıfırdan küçükse de diyebiliriz. Bunun anlamı ortama ısı verildiğidir. Bu tip reaksiyonlara egzotermik reaksiyonlar diyoruz. Eğer reaksiyon entalpisi pozitif ise hatırlarsanız ısının pozitif olması onun ortamdan sisteme aktığı şeklinde tanımlanmıştı. Başka bir deyişle reaksiyona giren sistem ortamdan ısı çeker ve buna endotermik reaksiyon adı verilmekteydi. Ortamdan ısı çektiği için. Tamam. Bunun üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Bir önemli husus daha var. Biliyorsunuz kitaplarda listelenen oluşma entalpileri oda sıcaklığında ve atmosfer basıncındaki değerlerdir. Ama sık sık başka sıcaklıklardaki termodinamik değerleri de bulmanız istenebilir. Peki oda sıcaklığındaki reaksiyon entalpisi başka sıcaklıktaki reaksiyon entalpisine nasıl bağlanabilir? Şimdi buna kısaca bakalım. Delta H reaksiyon değerinin sıcaklığa bağlılığı. Hatırlarsanız sıcaklık ve basıncın fonksiyonu olarak dH eşittir. dH bölü dT. Bunlar kısmi türev. P sabitken dT artı dH bölü dP. Yine sıcaklık sabitken dP şeklinde veriliyordu. Sabit basınç durumunda buradaki dP değeri sıfır olacaktır. Dolayısıyla elimizde sadece birinci terim kalır. Bu kısmi diferansiyel terimi ısı kapasitesi olarak tanımlanmış ve buna cp demiştik.
Tabii ki çok sayıda madde için CP değerleri listelenmiştir. Eğer reaksiyonun delta H değerinin sıcaklığa bağımlılığını arıyorsak, tepkenlerden ürünlere giderken ısı kapasitesinin değişimini bilmemiz şarttır. Dolayısıyla D delta H reaksiyon bölü DT P sabitken ki biz bunu bulmak istiyoruz. Reaksiyon ısısının sıcaklığı değişimi bu hem tepkenler hem de ürünler için CPDT çarpımından bulunabilir. Buna göre ürünler eksi tepkenlerden delta CB CP eşittir. VI'den CPI'ye kadar I ürünlerinin çarpımlarının toplamı eksi I tepkenleri için VI CPI'nin çarpımlarının toplamı yazılabilir. Tabii bunu integre etmemiz gerekir. İşlem T1 ile T2 arasında oluyorsa T1'den T2'ye kadar integral D delta H reaksiyon bölü DT sabit basınçta DT. Tabii sabit basınç altında bunu yukarıda da gösterelim. Bu da delta H reaksiyon çarpı T2 eksi delta H reaksiyon çarpı T1 şeklinde bulunur. Dolayısıyla işler yoluna girmekte çünkü bizim burada bulmak istediğimiz şey yeni bir T2 sıcaklığındaki reaksiyon ısısıydı. Burada T1 sıcaklığı genellikle oda sıcaklığı olup delta H reaksiyon T1 değeri genellikle bellidir. Ve bu da T1'den T2'ye CPDT şeklinde verilebilir. Bu elde edeceğimiz en nihai sonuçtur. Ancak şunu söylemekte fayda var. Sıcaklık değişimi fazla değilse CP değeri de aşırı bir şekilde sıcakla bağlı değildir. Örneğin elimizde bir malzeme var ve biz de bunun ısı kapasitesini ölçmek istiyoruz. Yani sıcaklığını 1 derece yükseltmek için vermemiz gereken ısı miktarını ve bu ölçümü de oda sıcaklığında yapıyoruz. Daha sonra bu numuneyi belli bir sıcaklığa, örneğin oda sıcaklığının 20 derece üstüne çıkarıyorum. Ve burada da numunenin sıcaklığını 1 derece yükseltmek için vermem gereken ısı miktarını oda sıcaklığında vermem gereken ısı miktarından pek fazla fark etmediğini görüyorum. Dolayısıyla ısı kapasitesi sıcaklıkta fazla bir değişim göstermemektedir. Sıcaklık değişiminin aşırı olmaması kaydıyla bunun sonucu ısı kapasitesindeki değişim ile sıcaklık farkının çarpımıdır. Tabii bu durum her zaman geçerli olmamasına rağmen bu farzı yapmakta sakınca yoktur. Bir sorunuz yoksa devam edelim. Şimdi de bütün bu anlattıklarımızı nasıl ölçebileceğimiz hususu üzerinde biraz durmak istiyorum. Şu ana kadar yaptığımız şey esas olarak ısı kapasitelerinin nasıl tanımlandığıdır. Elimizdeki tablolardan faydalanarak her türlü hesabı yapabiliriz. Ama bazen de elimizde yeni bir madde olabilir ve bu maddenin termodinamik değerlerini bulmak isteyebiliriz. Dolayısıyla bu değerlerin nasıl ölçülebildiği oldukça önemlidir. Peki bunu nasıl yaparız? Bu işleme kalorimetre adı verilir. Kalorimetre.
Kalorimetre. Burada belli ölçümler yapmak suretiyle reaksiyon ısılarını bulabiliriz. Tabii kalorimetre birçok farklı iş için de kullanılabilir. Örneğin faz geçişlerinin enerji değişimlerinin belirlenmesine son derece kullanışlıdır. Elinizdeki yeni bir madde olabilir ve sıvıdan gaza veya katıya dönüşüyor olabilir. Böyle bir olaydaki ısı değişimini bulmak isteyelim. Peki ne oluyor? Burada elimizde T1 sıcaklığındaki tepkenler var ve bunlar T1 sıcaklığındaki ürünlere dönüşüyor. Bu olay sırasında ortaya çıkan ısı da o sıcaklıktaki reaksiyon ısısı olur. Reaksiyon ısısı bu şekilde, yani sabit sıcakta tanımlanır. Peki bu hangi reaksiyonu ölçmektedir? Burada tepkenleri alalım. Bir kabın içine koyalım. Bu kabı daha sonra yalıtılmış daha büyük bir kaba koyup reaksiyonu başlatalım. Belki ortaya bir ısı çıkacaktır. Kim bilir? Böyle bir şey olursa tüm sistem ısınır. Yani kabın içindeki maddeler, sistemin etrafındaki yalıtım, kısaca her şey bu ısı çıkışı sonunda ısınır. Dolayısıyla işlemi T1 sıcaklığında başlarsak aynı son sıcaklıkta bitiremeyiz. Son sıcaklık daha yüksek olacak. Peki ne kadar daha yüksek? Bu kalorimetrede ne kadar ısının oluştuğuna bağlı. Yani sistemin ne kadar ısındığını bulursak prensip olarak ne kadar ısı oluştuğunda bulabilmemiz lazım. Ve buradan da T1 sıcaklığındaki delta H değerini rahatlıkla hesaplayabilmeliyiz. Şimdi buna detaylı bakalım. Elimde T1 sıcaklığındaki tepkenlerle dolu kalorimetre var. Ve T1 sıcaklığındaki ürünler oluşacak. Bunu bir şekil üzerinde gösterelim. Burada reaksiyona giren maddelerimiz var. Muhtemelen sıvı halde reaksiyon bu kabın içinde oluyor. Büyük olasılıkla bu sabit basınç altında. Zaten burada epey bir boşluk var. Basıncın değişmemesi gerekir. Buradan da sıcaklık ölçülsün. Bir termometre vasıtasıyla. Ve tüm sistemde yalıtılmış olsun. Bu durumda işleri çok daha karmaşık hale getiren kaptan dışarıya ısı sızması olayını da önlemiş oluyoruz. Burada çizilen sistem sabit basınçlı bir kalorimetredir. Ve bu sistem genellikle yoğun hallerin, özellikle sıvı halin reaksiyonlarını incelemek için kullanılır. Sabit basınçlı kalorimetre. Sistem gayet iyi yalıtıldığından dolayı sistem aynı zamanda adiabatik bir sistemdir. Evet, sistemimiz bu. Burada reaksiyonu başlatıyoruz. Tepkenler ürünlere dönüşüyor. Bakalım bu durumda neler olacak. Dolayısıyla meydana gelen olayı T1 sıcaklığındaki tepkenler artı T1 sıcaklığındaki kalorimetreden T2 sıcaklığındaki ürünler artı T2 sıcaklığındaki kalorimetreye gidilmesi şeklinde yazarım. İşte meydana gelen tüm olay budur. Bu işlemin entalpi değeri ve bizim istediğimiz şey değil. Çünkü sıcaklık değişiyor ve kalorimetre de ısınıyor. Dolayısıyla bunu istediğimiz şeye bağlamamız lazım. Bunu I ile işaretleyelim.
Bu adiabatik bir işlem olup bunu 1 1 ile işaretleyelim. Bu adiabatik bir işlem olup bu kabın içinde sabit basınç altında tersinir olarak cereyan etsin. Ürünler ve kalorimetreyi alıp soğutup T1 sıcaklığında düşürebiliriz. Bu işleme de iki işlemi diyelim. Bu sabit basınçta tersinir sıcaklık değişimidir. Ve bu artık adiabatik bir işlem değil. Bunu yapmak için sistemi ısıtmak veya soğutmak gerekir. Artık çevrimi tamamlayabiliriz. T1 sıcaklığındaki tepkenler artı T1 sıcaklığındaki kalorimetreden T1 sıcaklığındaki ürünler artı T1 sıcaklığındaki kalorimetreye geçiyor. Buradaki sıcaklık değişiminden kaynaklanan bir delta H değeri var. Ancak buradaki delta H bizim istediğimiz değer, yani delta H reaksiyon değeri. Bu işlem izotermal, tersinir ve sabit basınç altında gerçekleşiyor. Aradığım şey işte bu delta reaksiyon değerini zaten bu şekilde tanımlamıştık. Dolayısıyla bulmak istediğiniz değer bu. Şimdi de bu işlemi nasıl yapacağımızı bakalım. Bu değerleri kullanmak suretiyle bu delta değeri kolaylıkla hesaplanabilir. Bir basamandaki delta değeri nedir? Söyler misiniz? Doğru. Adiabatik sabit basınç dolayısıyla sıfıra eşit. Dolayısıyla delta H1 eşittir sıfır. Pratikte yaptığımız şey bir termometre kullanmak suretiyle sıcaklığın ne kadar değiştiğini bulmak. Tabii burada ikinci basamakta bulduğumuz verileri kullanacağız. Bu basamağı da 3 basamağı diyelim. Pekala. Delta H2 bu bir önemli bir kısım. Sabit basınç altındaki QP'ye eşit. Bu da tabii ısıya eşit. Bir sıcaklık değişimi var. Biz bunun nasıl yapıldığını gayet iyi biliyoruz. T1'den T2 integral. Tabii hangi yönde gittiğimize bağlı. Tüm sistem için olan CP değeri çarpı DT. Anlaşıldı mı? Evet. Bu sıcaklığın değişmesi durumunda ortaya çıkan ısı miktarı, tabii ürünlerin de bir ısı kapasitesi var. Yani ürünlerde belli bir ısıyı sormakta sıcaklığı değiştirme yönüne bağlı olarak ısı alıp veya veriyor. Aynı şey kalorimetre için de söz konusu. Tamam. Pratikte kullandığımız kalorimetreler büyük hacimli kaplar. Bu kısımda özel bir madde var. Örneğin buraya bir sıvı veya yağ konulur. Dolayısıyla burada son derece büyük bir termal kütle vardır. Reaksiyon sonunda ortama ısı verilip veya ortamdan ısı çekildiği zaman bu ısının büyük bir kısmı bu kütleyi ısıtmak veya soğutmak için kullanılır. Ancak burada reaksiyonda kullanabileceğiniz madde miktarı da sınırlıdır. Öyle aşırı miktarda madde kullanamazsınız. Dolayısıyla kalorimetrenin bu sorunu mümkün mertebe azaltacak şekilde tasarlanması gerekir.
Örneğin bu kalorimetrenin boyutu çok büyük olursa, mesela içinde bu sınıfı dolduracak kadar yağ varsa, reaksiyon sonunda ortaya çıkan veya çekilen ısıdan dolayı bir sıcaklık değişimi gözlenemez. Sistemin sıcaklığında çok çok ufak bir değişiklik bile görmeniz mümkün olmayabilir. Dolayısıyla kalorimetrenin boyutu reaksiyona giren tepkenlerin hacimleriyle uyumlu olmalıdır. Yani kalorimetreyi tasarımlarken alınan veya verilen ısının büyük bir kısmının kalorimetrenin sıcaklığını değiştirmek için harcanıp çok az bir kısmının ürünlerin sıcaklığını değiştirmesine sebep olacak tedbirler alınmalıdır. Delta H2 değeri yaklaşık olarak, dolayısıyla T1'den T2'ye CP kalorimetre DT yazılabilir. Bu değerde genel olarak kalorimetrenin ısı kapasitesi çarpı delta T şeklinde verilir. Çünkü kalorimetrenin ısı kapasitesi bu masanınki gibi öyle pek fazla sıcakla bağlı değildir. Dolayısıyla bu işlem için delta H değeri kolaylıkla hesaplanabilir. En son olarak elimizde 3 işlemi vardı. Delta H3 değeri delta H2 değerinin ters işaretisi olmalıdır. Çünkü bu işlem için bu değer 0 ve bir çevrim yapıyoruz. Ve bu da bize direkt olarak reaksiyon ısısını verir. Bunu artık yapabilmemiz gerekir. Okey, tamam. Evet. Bu kalorimetre kullanımına bir örnektir ve bu tüm fazların yoğun halde olmaları, yani katı ve sıvı halde bulunmaları durumunda son derece pratik bir yoldur. Ancak gazlar söz konusu ise yine işe yarayabilir, ama burada basıncı sabit tutmak bayağı zor. Zor bir iştir. Çünkü burada hacim değişeceğinden dolayı basınç ancak bir valf veya zarla hacmi ayarlamak suretiyle sabit tutulabilir. Yapılabilir, yapılamaz değil. Yapılabilir bu iş. Ama sistemi sabit hacimde tutmak çok daha kolay ve pratiktir. Dolayısıyla reaksiyonu ve tüm bu işlemleri sabit hacim altında yaparsak buna sabit hacim altında kalorimetre denir. Bu öyle zor bir iş de değildir. Şimdi bu durumda ne olduğuna bakalım. Hesaplar hemen hemen aynı. Bu bizim sabit basınç kalorimetresi ile elde ettiğimiz değer. Elimizde bir gaz varsa kullanacağımız sistem bir öncekine epey benzer. Ancak burada bu şekilde hacmi sabit olan bir kap vardır. Reaksiyon bu kabın içinde cereyan eder. Bu kap bir kalorimetre içine konulur. Ve sistem bu şekilde yalıtılır. Burada sisteme bir termometre daldırılır. Bu termometre vasıtasıyla sistemin sıcaklığı ölçülür. Bu sistem hala adiabatik çünkü yalıtılmış halde,
Ancak artık hacim sabit. Tamam. Ancak bildiğiniz gibi eğer hacim sabitse artık ölçtüğümüz değer delta H değil delta U'dur. Fakat hesaplar hemen hemen aynıdır. Şimdi bu durumda neler olduğuna kısaca bir göz atalım. Çevrim temel olarak aynı. Burada da T1 sıcaklığındaki tepkenler artı T1 sıcaklığındaki kalorimetre, T2 sıcaklığındaki ürünler, T2 sıcaklığındaki kalorimetre haline dönmektedir. Sistem hala adiabatiktir. Ama artık işlem sabit basınçta gerçekleşmekte. Tabii sistem aynı zamanda tersinir. Bu bizim bir işlemimiz idi. Ve iki işlemi sonunda T1 sıcaklığındaki ürünler ve T1 sıcaklığındaki kalorimetre olur. Burada da sabit hacimde tersine sıcaklık değişimini görürüz. Ancak bu kısım bize delta H reaksiyon entalpisini hesaplamamız için pek uygun gözükmez. Çünkü bu bir izotermal sabit hacim işlemidir. Bu işlem sonunda T1 sıcaklığındaki tepkenler T1 sıcaklığındaki ürünlere dönüşür. Buradan hesaplayacağımız değer delta U'dur. Elde edilen bu delta U değerini delta H değerine bağlamamız gerekir. Bu son derece basit bir işlem bildiğiniz gibi. Bu işlemi nasıl yapacağımıza kısaca bakalım. Bildiğiniz gibi bir işlemi adiabatik sabit hacim işlemidir. Adiabatik sabit hacim işlemi. Peki, söyleyin bakalım burada sıfıra eşit olan değer nedir? Sabit basınç örneğinde delta H sıfır idi. Sabit hacim işlemi olduğuna göre sıfır olan değer tabii ki delta U'dur. Bildiğiniz gibi delta U değeri ısı artı iştir. Burada bir ısı değişimi yok çünkü sistem adiabatik ve işlem sabit hacimde cereyan ettiği için PdV hacim işi de söz konusu değil. Dolayısıyla delta U sıfıra eşit yani Q1 eşittir sıfır ve W1 eşittir sıfır ki bu adiabatik iştir ve delta U1 eşittir sıfır. Evet. Aynı sabit basınçta olduğu gibi bu reaksiyonu gerçekleştirdiğimizde olacak olan şey sıcaklık değişimidir. Sistem içindeki ürünler ve çevresinde ne varsa denge halinde olacağı belli bir sıcaklığa gelecektir ve biz de bu değeri ölçeceğiz. İkinci işleme bakalım. Evet. Burada da sabit hacimde sıcaklık değişimi söz konusudur. Bu bir önceki duruma çok benzer ancak burada sabit basınç durumundan farklı olan bir şey vardır. Acaba nedir? Burada sabit basınçta olan bir işlemle sabit hacimde olan bir işlem arasında çok önemli bir fark veya detay var. Bu ifadeye bakınca acaba neyin farklı olması gerekmektedir? CV değeri tabii ki. Burada sabit basınç ısı kapasitesi, sabit basınç ısı kapasitesi vardı. Burada ise sabit basınç ısı kapasitesi, sabit hacim ısı kapasitesi olmak zorunda. Dolayısıyla delta U değeri sabit hacimdeki ısı değeri olan QV'ye eşit. Bu da T1'den T2'ye CVDT veya CV çarpı T2 eksi
Tebir olarak bulunur. Burada da kalorimetreyi ürünlerden ayırabilirim. Bu da yaklaşık olarak T1'den T2'ye CV kalorimetre DT olur. Bu da tabii ki CV kalorimetre çarpı delta T olur. Çarpı DT. Harika. Üç işlemine gelirsek delta U1 eşittir 0 idi. Delta U2 de bu şekilde bulmuştuk. Yani kalorimetrenin ısı kapasitesi çarpı delta T ihtiyacımız olan değerler bunlar. Çünkü bir çevrim yapıyoruz. Delta U3 değerinin delta U2 değerinin ters işaretlisi olması gerektiğini biliyoruz. Buradan kolaylıkla delta U reaksiyon değerini buluruz. Yani delta U reaksiyon değeri yaklaşık olarak kalorimetrenin ısı kapasitesi çarpı delta TT değerinin eksi işaretlisidir. Ölçmemiz gereken değer de budur. Yapacağımız işi hemen hemen bitirdik. Geride tek bir iş kaldı. O da delta U değil, delta H değerini bulmak. Bunun için gayet iyi bildiğimiz H eşittir U artı PV ifadesini kullanıyoruz. Dolayısıyla delta H eşittir delta U artı delta PV şeklinde olur. Tüm bunlar sabit bir sıcaklıkta cereyan ediyor. Örneğin delta U değerini sabit bir T1 değerinde bulduk. Burada ideal gaz kanununu kullanırsak bu ifade delta H eşittir delta U artı delta E nRT halini alır. Burada R ve T sabit olduğundan denklemimiz delta H eşittir delta U artı R T1 delta N gaz şeklini alır. Burada görüldüğü üzere önemli olan husus tepken ve ürünlerde bulunan gaz halindeki türlerin mol sayısı değişiyorsa hacim değişecektir. Diğer hiçbir şeyin önemi yoktur. Sadece gaz değişimi, gazların mol sayılarının değişimi. Evet. Dolayısıyla T1 sıcaklığındaki reaksiyon entalpisi delta H reaksiyon T1 eşittir eksi CV kalorimetre delta T artı RT1 delta N gaz şeklinde verilir. Bu gaz molekül sayısındaki değişimi gösterir. Bunu ölçeceğiz ve bunu belirleyeceğiz. Pratikte kalorimetrenin ısı kapasitesini biliriz. Kalorimetreyi satın aldığımızda bu zaten bize bildirilir. Burada kalorimetreye belli bir miktar ısı ekleyip daha sonra ürünler ve kalorimetrenin sıcaklığını ölçmek vesaire gerekmez. Bilmemiz gereken yegane şey delta T sıcaklık farkı. Burada son terimin boyutunun ne olduğunu belirlemek bize büyük yarar sağlar. Başka bir deyişle bu delta U'nun delta H'den ne kadar farklı olduğunu belirlemektir. Bunu yapmak son derece kolaydır. Ben bunu size verdiğim notlarda yaptığım için sayıları tekrar buraya yazmıyorum. Size 4
Hidrojen klorür gazı artı oksijen gazı eşittir 2 su sıvı artı 2 klor gazı şeklinde bir reaksiyon verilmiş. Tabi oda sıcaklığında bu reaksiyon için delta U değeri eksi 195 kilojul olarak bulunmuş. Burada PV çarpımından kaynaklanan ek katkıyı bulmak isteyebiliriz. Burada 4 mol hidrojen klorür gazı ve bir de oksijen gazı var. Ürün olarak da 2 mol klor gazı var. Burada da 1 mol ürün olarak da 2 mol gaz çıkmakta. 3 mol'lük bir değişim var. Peki bu ne kadar bir değişime sebep olur? Bu önemli çünkü bu kolaylıkla ölçülebilir. Reaksiyonun delta H değeri eksi 202 kilojül olarak veriliyor. Görüldüğü gibi 2/7'lik bir fark. %3,5 çok tipik. Başka bir deyişle kovalent bağları kırıp oluşturduğunuz normal kimyasal reaksiyon enerji değişimlerini inceliyorsanız her bağda bir enerji yüklüdür. Basınç hacim çarpımından kaynaklanan ek değişim kesinlikle ölçülebilir. Bunu ihmal edemezsiniz. Ancak bu gibi durumlarda bu çok ufak olup yüzde birkaç civarındadır. Pekala. Kalorimetre hesapları ile ilgili bir sayısal hesap yapalım. Tüm sayıları tahtaya yazmayacağım çünkü pek fazla vaktimiz kalmadı. Sadece kısa bir şekilde özetleyeceğim. Burada yapmak istediğim şey kalorimetre hesaplarını son derece kolay kılan ısı kapasitelerindeki değişimlere sizi yaklaştırmak. Reaksiyon eğer yazarsak 2 demir sülfür gazı artı 11 bölü 2 oksijen gazı eşittir demir 3 oksit katısı artı 4 kükürt dioksit gazı. T1 eşittir 298 Kelvin'le başlıyoruz. T2 henüz bilmiyoruz. Evet. Biz delta H ve delta U gibi her türlü hesaplama yapabiliriz. Çünkü her türlü maddenin oluşma entalpilerine bakabiliriz. Bunlara bakınca bu maddenin oluşma ısısı burada hata var. Bu 2 olacak. Özür dilerim. Özür dilerim. 2 olacak bu. Eksi 180 kilojul bölü mol. Oksijeninki 0. Bununki eksi 824 kilojul bölü mol. Kükürt dioksit içinde eksi 297 kilojul bölü mol. Bunlar bize verilen termodinamik veriler. Önce reaksiyon ısısını bulalım. Bu ürünler eksi tepkenlerde. Dolayısıyla bu eksi 827 artı 4 çarpı eksi 297 eksi 2 çarpı eksi 180. Tabii burada stoikiyometrik katsayıları da göz önüne aldık. Ürünlerden tepkenleri çıkardığımızda sonuç eksi 1652 kilojul bölü mol bulunur. Zaten molar miktarları aldığımızdan burada mol terimi gereksiz olacaktır. Gereksizdir. Evet.
Gazların mol sayılarındaki değişimi geçiyorum. Bunun hesabı son derece net. Benim burada göstermek istediğim şey, her şeyi kalorimetreye koyduktan sonra neler oldu? Tabii ki bir sıcak değişim olacak. 0,1 mol demir. Demir sülfürle başladığımızı farz edelim ve tabii bununla stoikiyometrik miktarda oksijen alalım ve tüm reaksiyon sabit hacimli bir kalorimetrede gerçekleştirelim. Bakalım neler oluyor. Buradaki en önemli husus kalorimetrenin ısı kapasitesinin ne olduğu. Tabii bu baya büyük bir değer. Tipik olarak 10 kilojoule bölü Kelvin'di. Bu epey yüksek bir değer. Görüldüğü gibi birimi mol başına bir değer değil. Çünkü kalorimetre kabıyla, yağıyla vesaireyle çok kütleli bir şey. Ve tüm bu kütle için olan bir ısı kapasitesi var. Bu sistemin tümünün sıcaklığını 1 derece artıracak ısı miktarı. Normal ısı kapasiteleri Kelvin mol başına joule seviyesindedir. Kilojoule değil. Buradan anlaşıldığına göre tepkenlerinizin reaksiyona girip ortaya çıkardığı ısıdan kaynaklanan sıcaklık değişimi bu kalorimetrenin ısı kapasitesi yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Bu hesaplamaları 2 mol madde alarak yaptık. Ama şimdi elimizde 0,1 mol, 0,1 mol var. Dolayısıyla her şeyi 20'ye bölmemiz gerek. Dolayısıyla delta H eksi 1652 kilojoule idi. Delta U değeri de eksi 648 kilojoule olur. Bunu da 20'ye bölersek eksi 82,4 kilojoule gibi bir değer çıkar. Peki delta D T değeri nedir? C ve değeri buydu. Delta T eşittir eksi 10 kilojoule bölü Kelvin. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Eksi 82,4 kilojoule. Ki bu ortaya çıkan ısı, bunu eksi 10 kilojoule bölü Kelvin'e bölersek 8 virgül 2 Kelvin. Bu normal miktarda tepken koyup reaksiyon yaptığımızda tüm sistemin sıcaklığında olan değişim başka bir deyişle reaksiyon sonunda ortaya çıkan ısıyı hesapladıktan sonra önemli olan şey tüm sistemin ısı kapasitesi. Ürünlerin ısı kapasitelerini bilmem bile gerekmez çünkü ürünlerin termal kütlesi, kalorimetrenin termal kütlesi yanında kolaylıkla ihmal edilebilir. Uygulamada hesaplamaları tersinden yaparız. Önce kalorimetredeki sıcaklık değişimini ölçerim. Isı kapasitesini de biliyorum. Buradan bu sıcaklık değişimini oluşturmak için salınması gereken ısıyı hesaplayabilirim. Tabii bu sabit hacim altındaki işlem içinde elde ettiğim değer delta U'dur. Buna delta N'li terim eklemek suretiyle delta H'ye geçebiliriz. Kalorimetre ile ilgili bir sorunuz var mı? Evet, sorunuz var mı? Pekala, Cuma günü kalorimetreyi ve termokimyayı bitireceğiz ve hemen hemen bütün dönem uğraşacağımız çok önemli bir konu olan termodinamiğin ikinci yasasına geçeceğiz ve görmüş olduğunuz o özel fonksiyonla daha yakından ilgileneceğiz.